Bir yeni kaza haberi vereceğiz. Az önce haber merkezimize ulaşan bir görüntü. Afyon Karahisar'da kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü virajı alamadı ve şarampole yuvarlandı. Burası önemli. 21 yaralı var. 2024 yılı adeta bir otobüs kazaları silsilesi buna şahitlik ediyor. Ee, hafızam yanıltmıyorsa yüzün üzerinde hayatını kaybeden insan var bugün yani bu yıl sadece bu yıl bu otobüs kazalarında. Bakalım şu olaya yeni gelen görüntüsüne az sonra biraz sorgulamaya başlayacağız. Sabaha karşı Çay ilçesinin Cumhuriyet Köyü mevkiinde olduğu bu kaza Gaziantep'ten gittiği belirtilen yolcu otobüsü kontrolden çıkıyor. Bariyerleri aşıp 50 metre yükseklikten şarampole yuvarlanıyor. Kazanın ardından hemen tabii ki ekipler sevk edildi. 21 yaralı hastanelerde ama şunu hatırlatalım geçtiğimiz yıldan beri yani aslında 2023'ün son aylarından beri o kadar fazla bu otobüs kazalarına şahitlik ediyoruz ki hatta zaman zaman hata nerede, sorumlusu kim, hesabı kim verecek gibi manşetler açarak güne başlarken izleyicisine bu konuda dikkat çekmiştik. Otobüs şoförlerinden gelen yorumlarda özellikle artan maliyetler sebebiyle uzun yol şoförlerinin 3 kişi olması gerekirken örneğin 2 kişi ya da 1 kişi çalıştırıldıklarına yönelik bazı eleştiriler oluyordu. Bazı ekonomik sebeplerle otobüs firmalarının bunu yaptıklarını ifade ediyorlardı. Elbette bu kaza ile ilgili böyle bir durum var mı? Henüz bilmiyoruz. Çok yeni bir kaza olduğu için. Ama bu yıl içerisindeki pek çok kazada bu tip ihmaller ya da ekonomik sebeplerle e, istihdamın azalmasıyla ilgili e, şoför istihdamının azalmasıyla ilgili sıkıntılar olduğunu biliyoruz. İkincisi de şu. Bu kez de otobüs firmalarından gelen, etiketimize gelen yorumlarda var. O kadar maliyetler arttı ki e, bu konuyla ilgili artık otobüsleri yeterli şekilde bakım yaptıramıyoruz ya da yan sanayi ürünler kullanmak durumunda kalıyoruz diye. Can sağlığı bunlardan kuvvetli mi, önemli mi? Elbette değil ama ne yazık ki gerçeğimiz de bu şekilde.